5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre tam bölündüğünde y 0 veya 5 olacaktı. 3 olduğu için birler basamağı ya 3'tür ya da 8'dir. 3 olduğunu kabul edersek buraya yazalım. 3 artı x artı 2 artı 3 artı x artı 3. Bunu biz 3'e böldüğümüzde de 1 kalanını veriyormuş. 3'ün katlarını buradan attığımız zaman elimizde x artı x artı 2 olacaktır. Bunun 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre rakamları toplamı da 3'ün katının bir fazlası olur. 1'i buradan çıkardığımız zaman 2 çarpı x artı 1 ifadesinin 3'ün katı olması gerekir. X yerine burada 1 yazabiliriz. Daha sonra 3 ilave edersek buna 4 yazdığımızda 2 kere 4 8 1 daha 9 yine olur. 3 daha eklersek 7 olacaktır. 2 kere 7 14 artı 1 15. Buradan 3 tane değer çıktı. Aynısını şimdi y'nin 8 değeri için yapalım. 8 artı x artı 2 artı 3 artı x artı 8 diyebiliriz. Rakamlarını topladığımız zaman 8, 2 daha 10, 13, 8 daha 21. 21 artı 2x diyebiliriz burada. Yine buradan bir kalanını vereceği için 1 çıkartırsak 3 ile tam bölünecektir. Buradan 1 çıkardığımız zaman 20 olur. 20'yi 3'e böldüğüm zaman 3 kere 6 18 2 kalanını verir. Yani 2x artı 2'nin 3'ün katı olması gerekiyor. Bu sefer de x'e burada 2, 2 kere 2 4, 2 daha 6 olduğu için sonra bunun üzerine 3 ilave edersek 5, tekrar 3 ilave edersek buradan 8 olarak bulabiliriz. Buna göre 1, 4, 7, 2, 5, 8 toplamda 6 tane x değeri vardır.